Herkese merhaba. LGS Matematiği 5 hamlede bitiriyoruz. Peki nasıl? Hemen göstereceğim. Şimdi Tonguç Evren bir. bir kere LGS matematiği sorun yaşıyor musun? Çok zor soruyorlar hocam. Aynen. LGS Matematik'te herkes zor sorulduğunu biliyor. Ve biz de bunu baş edebilmek için, bu, bu problemi çözebilmek için LGS 5 hamlede matematik kitabını çıkardık. Ve bu kitabın içerisinde aslında bu LGS Matematik'teki yeni nesil sorularla mücadele yöntemi var. Ve içinde resmen reçete şeklinde. Nasıl Peki, yani hocam? Bir kere birinci dönem konuları LGS'de sadece birinci dönem konuları çıkacak. 2023 LGS'nin yeni müfredat değişikliğinden dolayı daha az konudan sorumluyuz. Bu konularda çarpanlar katlar, üstü ifadeler, karekökli ifadeler, verenizi olasılık ve cebirsel ifadeler. İşte bu altı konudan sorumluyuz. Peki kitabımız nasıl çalışıyor hemen göstereceğim sana. Bir kere kitabımız açıldığı zaman bu şekilde açıyoruz. Yani böyle değişik bir Aa, var. Gibi. Neden böyle yaptık onu da anlatacağım. Çünkü beş hamleyi bir sayfaya sızdırabilmek için her bir konunun aslında ...küçük küçük alt kazanımlarını ve soru tiplerini... ...LGS'de çıkan soru tiplerini bu şekilde sana sıraladık. Peki nasıl soru çıkıyor? LGS'de böyle soru çıkıyor. LGS'de böyle soru çıkıyor. LGS'de böyle soru çıkıyor. Peki bunları nasıl çözüyoruz? Şimdi sana bunu net bir şekilde anlatmak istiyorum. Burası çok önemli çünkü herkes... LGS'de zor çıkıyor hocam. Aynen ben bu soruyu nasıl yapacağım? Bak sen şimdi hemen yaklaştırayım sana şöyle birazcık yaklaştırayım. LGS'de soruların çıktığı kısım... Aslında şu şekilde Tonguç Erhan Bey. Hemen bak şunu birazcık amatörüz tabii yapacak bir şey yok. Mesela şöyle bir soru. Diyor ki Ali Bey'in aracıyla gittiği yolun sağ tarafına 70'er metre arayla, sol tarafına 100'er metre arayla ağaçlar dikilmiştir. Bir kilometre bin metredir. Öncül bilgileri de vermiş. Uzunluğunun 4 kilometreden fazla olduğu bilinen yolun her iki baş, e, kenarının başına ve sonuna birer tane ağaç dikilmiştir. Tamam eyvallah. Buna göre bu yolun sağ tarafındaki ağaç sayısı, sol tarafındaki ağaç sayısı aynen... O ama oh. en az demiş bir de en az. Yani gerçekten de bu soruyu anlayıncaya kadar insanın zaten canı çıkıyor. Peki bunları nasıl yapacağız? İşte hani bu soruyu yapınca kadar kaç fırın ekmek yemen gerekiyor senin biz derler ya bize. Bir i̇şte ya. Biz bu fırında ekmekleri burada yiyoruz. Peki nasıl bir şey? Gel göstereyim sana. Bak birinci hamle, ikinci hamle, üçüncü hamlemiz burada. Sonra da dördüncü hamle gidiyor. Sonra da beşinci hamle gidiyor. Zaten oklarımız zaten burada gösteriyor. Nasıl gideceğimizi burada gösteriyor. Peki birinci hamle ne yapıyoruz? Dünyadaki en basit soruyu çözüyoruz. 80 metre uzunluğundaki bir yola yolun başında ve sonunda birer tane ağaç olmak şartıyla onar metre arayla ağaç dikilecektir. Buna göre bu yolu toplam kaç tane ağaç dikilir demiş. Bunu yapıyorsun. İlk başta diyorsun ki 80'e e ona böldüm. 8 tane aralık olacak. 8 tane aralıkta başta sonunda birer tane var. 9 tane ağaç dikilir. Bu dünyadan sorusu Ama bu soruyu yapabilmemiz için bizim buna ihtiyacımız var. İşte bu fırın ekmeği yedik. Sonrasında buna geliyoruz. 120 metre uzunluğundaki bir yolun sağ tarafına 8'er metre, sol tarafına 6'şer metre bak. Of. Artık deminki gibi değil. Ee, sağ ve sol tarafında farklı aralıklarla ağaç dikilecek. Hatta şöyle birazcık daha sana şöyle birazcık daha yapıyorum ee, odaklamayı. Farklı aralıklarla ve sonrasında yolun her iki tarafının başına ve sonuna birer tane ağaç dikilecektir. Toplam kaç ağaç dikilir? Şimdi bak burada 128'i 8'e bölüyorsun, bir ekliyorsun. 120'yi 6'ya bölüyorsun, bir ekliyorsun. Ve sonrasında toplam ağaç sayısını buluyorsun. Bu, bu da ikinci hamleydi. Bunlar daha bebek oyuncakları. Kalem Şimdi, oynatamayanlar için. İşte aynen bak burada da yazdık zaten. Kalem oynatamayanlar için. Yani gerçekten de matematikte problemi olan arkadaşlar için. Sonrasında bak ne geliyor? Ali Bey'in oturduğu sokağı, sokağın başına ve sonunda birer tane ağaç oluyor. 15'er metre arayla ağaçlar dikilmiştir. Bu sokağın uzunluğunun 200 metreden fazla olduğu bilindiğine göre ön koşul. Oo. Bak burada ne demişti? 4 kilometreden fazla oldu. Yani... Burada aslında 4 kilometreden fazla hedef sorunun bu kısmını hallediyoruz. Burada hani 120 metreyle bilmem neyle 100 metreyle demişti ya 70 metreyle bu iki farklı şeyi aslında burada hallediyoruz. Ondan sonra kaç tane ağaç sayısının hesabını birinci hamlede hallediyoruz. Sonra devam ediyoruz. Birazcık daha odakladık. Bir caddenin sağ kenarına 15'er metre, sol kenarına 21'er metre arayla ağaçlar dikilmiştir. Her iki kenarında başına ve sonuna ağaç dikilmiştir. Toplamda en az kaç ağaç dikilmiştir demiş zorlaştı hocam. Bak, en aza geçtik. Artık neye geçtik? Biz hangi konudaydık? Çarpanlar ve katlar. Ondaki en önemli başkanıydı EBOPEK. -EKOK. Artık EKOK'a geçtik. Soru. Şimdi artık EKOK'a geldik. Zaten hedef sorumuz, yani LGS'ye çıkan sorumuz da EKOK sorusu. EKOK'la bağlantılı soru olduğu için biz aslında burada ne yapıyoruz? EKOK sorusunu çözmeye çalışıyoruz. Ama onu yapıncaya kadar yani şöyle birazcık daha odamızı şöyle yapalım. Harika. Bu soruyu yapıncaya kadar bir, iki, üç, dört, dört tane fırın ekmek yiyoruz. Sonrasında bu soruyu yapıyor. İşte bütün... Bu yöntemle çalışırsam halleder miyim? Aynen öyle. Kalem oynatamayanlar için dememizin sebebi aslında bu. Matematikte problem yaşayan arkadaşlarımız aynı şu hedef soruya gelinceye kadar temel temel sorularla bak mesela 483 sayısının çözümlenmiş halinden başlıyorsun. Ama soruya bakar mısın? Hedef sorun bu. Buraya ulaşmaya çalışıyorsun. Ve bütün bu hedef sorunun yani LGS benzeri sorunun altyapısını oluşturuyoruz. Dolayısıyla yeni nesil matematik problemini çözüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla her bir adımda bak 3'ün karesini 9'un 3. kuvvetine bölüyorsun. Ta bilmem Teok -ok döneminde çıkan sorunun benzeri. Ama bu soruyu bilen bir arkadaş ancak bu hedef soruyu, LGS sorusunu yapabilir. Yani teker teker adım adım ilerliyoruz. Her bir adımda, her bir fırın ekmekte farklı bir özelliğini çözüyoruz bu sorunun ve sonunda da neye geliyoruz? LGS benzeri sorumuzu çözmüş oluyoruz ve gerçekten de en önemli başlıklardan bir tanesi matematik. Çünkü şöyle söyleyeyim, matematiği halleden LGS'de zaten bütün dersleri halletmiş olur. Matematikte full çeken arkadaş zaten LGS birincisi olur. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Dolayısıyla bu şekilde inşallah yatay kullanımı da çok özel bir kullanımı hocam. Evet, yapamadığımız her sorunun çözümü ve benzeri de var zaten. Yapamazsak hemen bakabiliriz ve beş hamlede LGS matematiği inşallah bitireceğiz beraber diyorum. Hadi bakalım o zaman bu arada bu kitaba Tonguç mağazadan aynı zaman Türkiye'deki bütün Tonguç kitapçılarının aşağıda linkleri falan filan var. Bu hepsinden ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım.